TOG'la ilgili bir takım gelişmeler olduğu söyleniyor. Üretim, kaç tane satıldı, fabrikanın karlılık durumu, sırada mı satılıyor, servisi nasıl, performans, bundan sonraki TOG üretiminin geleceği. Kafalarda sorular var. Bu sorular mecliste de sorulmuş. Meclis ve TOG. Cumhurbaşkanlığı konvoyunda TOG neden kullanılmıyor diye sordu ama DEM Parti milletvekilinin bu sorusuna yanıt verilmedi. Sorumuz işte bir bahane bulunarak Ticaret Bakanlığı'na iletilmemiş. Bunu doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lüks araç konvoyu muhalefetin gündeminde. Alman marka araçların sayısı bile belli değilken konvoyda yerli üretim olan TOG marka araç yok. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da bu konuya değinerek Ticaret Bakanlığı'na sorular sordu. TOG marka otomotiv üretildiği günden itibaren kaç adet satışı gerçekleşmiştir? Cumhurbaşkanının araç konvoyunda TOG marka aracın olmaması, TOG marka aracın yok sattığı anlamına mı gelmektedir? Bunlar Gergerlioğlu'nun bakanlığa yönelttiği sorulardan birkaçı. Bu sorudan çok memnun kalmamışlar ki Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bir bahane bularak soru önergemizin Ticaret Bakanlığı'na gitmesini engelledi. Cevap yazısında soru önergesinin kişisel görüş içermemesi gerektiği ifade edilerek önergenin Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmadığı belirtildi. Gergerlioğlu bu engellemenin doğru olmadığı görüşünde. TOG aracı büyük gösterilerle ilan edilmiş bir araç ve Cumhurbaşkanlığı konvoyunda olmaması tabii ki sorulacak bir soru. Fakat bu sorunun sorulması demek ki meclis başkanlığını rahatsız etmiş.